Sayın hocam, acaba Fatih niçin büyük hükümdardır? Büyüklüğün tarifi çok güçtür İlber Bey. Fatih bir hükümdar olarak tarihi her cümerceden fatihlerden biri değildir yalnızca. Fatih fetihlerini yapmak, yaratmak için yapmış bir hükümdardır. Fatih bir imparatorluk kurmuştur. Fatih harap bir halde aldığı bir şehri, İstanbul'u ihya etmiştir. Fatih Türk Üniversitesi'nin temellerini atmıştır. Fatih Osmanlı yüksek kültürünün kurucusudur. Fatih çeşitli dillere vakıf ve aynı zamanda bize bir şiirler mecmuası bırakan, bir divan bırakan şair bir adamdır. Her ne yönden baksanız Fatih tarihin yetiştirdiği müstesna hükümdarlardan biridir. Neşri İstanbul'u Sultan Mehmet yaptı derken bir hakikati ifade etmektedir, dile getirmektedir. Bu konuyu özel olarak araştırdım. Vardığım neticeler şunlardır. İstanbul, Fatih'in Türkler eline geçtiği zaman 30 bin nüfuslu, büyük kısmı harap, 4. Haçlı Seferi'nin İstanbul'u alan Haçlıların, Latinlerin elinde harap bir şehir hale gelmişti. Fatih şehri bu şekilde aldıktan sonra şehri imar etmek için, büyük imparatorluğunun merkezi yapmak için, nüfuslandırmak için büyük faaliyet harcamıştır. Belki her sene yaptığı askeri seferlerden daha çok önem verdiği şey bu şehri ihya etmek, imparatorluğunun o imparatorluğa yakışır bir merkezi haline getirmekti. Takip ettiği metot, Türk hükümdarlarının daha önce, kendisinden önce takip ettikleri şehir yaratmak, Orta Asya'da ordu balık dedikleri hükümdar şehirleri modelini takip ederek yarattığı bir şehirdir. Fatih İstanbul'un altyapısını kurmuştur her şeyden evvel. Bu altyapı iki mihvere dayanıyordu. Birisi divan yolunun geçtiği ve kara kervan yollarının ulaştığı büyük çarşıdır. Bu büyük çarşı evvela kapalı pazar, iki bedestanla 1000 dükkanı içeren bu muazzam kompleks etrafında gelen kervanların, tüccarların indiği büyük hanlar mevcuttur. Bu tam manasıyla büyük bir ticari merkezdir. Bunu Fatih yaptı. Bunun bir Bizans eseri olduğunu, her şeyimizi çaldıkları gibi bunu da bizden çalmak isterler. Bereket bu eserin vakfiyesi elimizdedir. İkinci büyük mihver, ikinci büyük kompleksi denizden gelen ticaretin merkezi olan Tahtakale Sirkeci bölgesinde kurdu. Oradaki büyük hanların, kapanların, denizden gelen erzak, eşyanın indiği, ağır eşyanın indiği büyük kapanlar, un kapanı, yemiş kapanı, bal kapanı, yağ kapanı, bütün bu kapanları, binaları Fatih yaptırmıştır. Bu iki ticaret merkezi arasında da bunları bağlayan büyük şehrahlar, caddeler yapılmıştır. Bunlardan birisi Mahmut Paşa, kendi veziri Mahmut Paşa'nın yaptığı. İkincisi efendim yine Tahtakale'ye inen büyük cadde. Bu caddeler bu iki ticaret merkezini birbirine bağlamaktaydı. İstanbul'un mihveri o zaman böyle kurulmuştur. Ve bugün de hemen hemen bu iki bölge İstanbul'un ticari hayatının kaynaştığı merkezlerdir. Bir şey daha ilave, müsaade ediniz. Tabii. Unuttum. Efendim Fatih altyapıyı kurduktan sonra şehrin ortasında Fatih Külliyesi'ni kurdu. Fatih Külliyesi ibadet yerinden başka medreseleri, 8 medreseyi
ayrıca bir saraçhaneyi, at pazarını ve altında da kapı kulu yeniçeriler için yaptırdığı kışlalara ihtiva ediyor. Tamamen büyük bir kompleks halinde kurmuştur. Fatih'in vezirleri de sultanın emriyle şehrin muhtelif yerlerinde böyle kompleksler yaratmıştır. Mahalleler bu kompleksler etrafında gelişerek şehri oluşturmuşlardır. Fatih'in ve onun vezirlerinin yaptığı iş harap bir Bizans'ı bir Türk İslam şehri olarak kurmaktadır. İstanbul'umuz üzerinde hiçbir yabancı milletin iddiası olamaz. Davut Paşa, Gedikamet Paşa, Has Murat Paşa, bütün bu paşalar ve bilhassa Mahmut Paşa, Mahmut Paşa'nın camii, pazarları bu şehri yeniden dünyanın büyük ticaret ve siyaset merkezi haline getirmişlerdir. Bilhassa bu noktayı ilave etmek istedim. Bu hakikaten önemli bir konu. Fatih Sultan Mehmed'in Osmanlı Devlet Teşkilatı'nda ve bütün Türkiye'nin tarihinde önemli bir yanı da arazi ve devlet teşkilatı konusunda getirdiği yenilikler, koyduğu kanunlar, örftür. Bu konuyu da bize toparlayabilirseniz çok müteşekkir kalırız. Bu çok güzel bir sual. Fatih'in yapıcılığını belirten çok önemli bir yönü. Fatih kanun koyucudur. Türk tarihinde, belki bütün İslam tarihinde ilk defa müstakil bir kanunname tanzim eden ve onu yayınlayan ilk hükümdar Fatih'tir. İki kanunnamesi, birisi arazi işlerini, köylünün hayatını, vergi sistemini tanzim eden riaya kanunnamesi, ikinci kanunnamesi devleti teşkilatlandıran teşkilat kanunnamesidir. Fatih'in çok büyük bir başarısı devlet işlerine ait, idare işlerine ait, günlük işlere ait kanunları şeriattan ayrı olarak ele almasıdır. Bu kanunlar şeriattan gelmiyordu, şeriata dayanmıyordu. Şeriata hürmeti yanında bunları birer devlet kanunu olarak ilan etmiştir. Bu konunun bir o zaman devamı olacak. Herhalde Fatih Sultan Mehmed'in sadece Türk kültür tarihinde değil, Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün Orta Şarkı ve hatta Balkanların kültür tarihi için önemli bir yanı daha var galiba. Rönesans İtalya'sına bir başka türlü bakışı. Gene İslam kültür mirasını o şekilde bir başka değerlendirişi gibi. Bu konuda bize acaba kafamızdaki soruları, karanlık yönleri aydınlığa çıkartacak bir açıklamada bulunabilir misiniz? İlber Bey, bu muazzam konuyu 5-10 dakikada anlatmaya imkan yok, takdir edersiniz. Evet. Sadece ufak bir şeyi aydınlatmak isterim. Fatih gerçekten Cihan Şumul diyebileceğimiz bir kafadır. Fatih İslam dünyasında kapanmış olan hikmet felsefe sahasını onca asırlardan sonra tekrar açmıştır. İbn-i Rüşd ile Gazali arasında Tanrı'nın akıl ile mi yoksa sufi bir intüisyon bir kavrama ile mi ispat edileceği büyük bir felsefi, İslam'da felsefi konu olarak işlenmiştir. Bu Gazali'den sonra bu mesele tamamen kapatılmıştır. Medreselerde ulema bu mesele. Fatih İslam tarihinde ilk defa olarak bu ontolojik felsefi meseleyi ilk defa tekrar ele alan, kendi huzurunda tertiplediği ilim meclislerinde bu meseleyi konuşturan ve Hocazade'yi, meşhur büyük Türk alimi Hocazade'yi bu sahada eser yazmaya teşvik eden bir hükümdardır. Hocazade bu Gazali ile İbn-i Rüşd arasındaki
tartışmaya ilgili olarak bu konuyla bir kitap yazdı. Bu eser İslam felsefe tarihinde çok meşhurdur. Öbür taraftan, sanat tarafından bakarsak, Fatih dünyada bir kere hiç şüphesiz Fatih Roma'yı, İtalya'yı fethetmek istiyordu. Onun veziri azamı Gedik Ahmet Paşa hayatının sonlarında 1480'de Otranto'ya, İtalya'ya çıktı. Eğer bir sene daha, bir sene sonra öldü biliyorsunuz. Bir müddet daha yaşasaydı Fatih, hiç şüphesiz büyük generali Gedik Ahmet Paşa'nın sevk ettiği ordularla Roma'yı fethedecekti. Yani Fatih bütün Avrupa'yı da içine alan cihanşumul bir imparatorluk düşünüyordu. Onun için de bu imparatorluğun sanatı bütün dünya sanatlarını ifade eden, içine alan bir sanat olmalıydı. O zaman meşhur tarihçi Tursun Bey, Fatih'in zamanında yaşayan, dünya sanat üsluplarını üçe ayırıyor. Tavr-ı Rumi, Tavr-ı Hatayi, Tavr-ı Frengi. Tavr-ı Rumi dediğimiz Anadolu Türk sanatı, Hanenevi. Tavr-ı Hatayi, Türkistan, Orta Asya sanatı. Bunun yanında Tursun Bey, Fatih'in Tavr-ı Frengi, yani Batı Rönesans üslubuna da ilgi duyduğunu gösteriyor. Bu romantik bir temayül halinde kalmamıştır. Fatih biliyorsunuz Venedik'ten meşhur Gentile Bellini ressamı getirmiş ve yeni yaptırdığı sarayın, Topkapı Sarayı'nın duvarlarını freskolarla tezyin etmiştir, süslemiştir, bezemiştir ve ayrıca kendi portresini yaptırmıştır. Maalesef duvarlara yapılan freskolar kendi oğlu Bayezid zamanında sökülerek pazarda satılmıştır. Ama kendi portresi bugün Londra'da National Gallery'de bulunmaktadır. Gentile Bellini'nin meşhur eseri. Çok teşekkür ederiz hocam. Özetlersek bugünkü Türkiye'nin değil sadece bütün Osmanlı İmparatorluğu topraklarındaki kültür mirası bakımından, siyasi tarih bakımından, toplumsal idari örgütlenme bakımından büyük rolü olan bir büyük hükümdarın veçesini, karakterinin çizgilerini bize verdiniz. Tabii burada son sözü size bırakmak istiyorum. Fatih'in rolü tarih çizgisi, bu uzun tarih çizgisi içinde acaba ne olmaktadır? Kimlerle karşılaştırabiliriz? Türk tarihinde sayıyorsanız ben Fatih Sultan Mehmet'i bu çok müstesna ve Türklük için yaptığı çok kalıcı eserleriyle. Fatih olmasaydı bir imparatorluk olmazdı. Fatih olmasaydı bugünkü hudutlarıyla bir Türkiye olmazdı. Demek ki milli tarih, Türk tarihi bakımından eşsiz bir yeri vardır. Ben Fatih'i Türk tarihinin karanlık felaketli yıllarında gelen ve Türk devletini yeniden kuran, ihya eden Bumin Kagan gibi, büyük Selçuk hükümdarı Tuğrul Bey gibi ve nihayet Türk devletini İstanbul'u alan Fatih, İstanbul'u kurtaran Atatürk. Atatürk'e de benzetirim. Çok teşekkür ederiz Sayın Hocam.